Yüz yıllar önce İzmir'in gözlerden uzak, unutulmuş bir adasında derin karanlıklar saklıydı. O adada yaşayan zengin bir Rum ailesi korkunç bir lanetin pençesine düşecekti. Ailenin tek varisi ve umudu olan Eleni yaşamı boyunca taşıyacağı sırlar ve korkularla dolu bir yolculuğa çıktı. Eleni, şahşalı hayatı boyunca büyük bir baskı altında yaşamak zorunda kalan genç bir kadındı. Ailesi, onun sahip olduğu zenginliğin onurunu korumak adına acımasız bir gelenekçilikle hareket ediyordu. Günden güne yalnızlaşan Eleni, bu baskı karşısında ruh sağlığını kaybetmeye başladı. Gittikçe deliren Eleni, ailesinin utancı olabileceği düşüncesiyle adanın arkasında izbe bir hücreye hapsedildi. Burada uzun yıllar boyunca talihsiz bir hayat yaşadı, kendi içinde kaybolup gitti. Sonunda umutsuzluğunun Çaresizliğin pençesinden kurtulmak için denizin derinliklerine kendini bıraktı. İntiharının ardından ise adanın üzerinde korkunç bir lanet baş gösterdi. Fırtınalı gecelerde Eleni'nin delirmiş ruhu adada dolaşmaya başladı. İntikam ateşiyle yanarken yaşayanları hedef alıp onlara korku dolu anlar yaşatmaya başladı. Bir gün adaya kamp yapmak için gelen gençler grubu hırçın bir fırtına tarafından tutsak alındığında Eleni'nin acımasız ruhu onlara göz açtırmayacaktı. Murat, gençler arasında tek hayatta kalan şanslı kişiydi. Onun ağzından adanın karanlık sırlarıyla dolu olan hikayeyi anlatalım. Takvim yaprakları o fırtınalı gecede gerilirken, rüzgarın hırçınlığı kulaklarımızda çığlık çığlığa yankılanıyordu. Grubumuz, adını sonradan öğrendiğimiz Eleni'nin adada yaşadığı yer olan İzbe Hücre'ye doğru zorlu bir mücadeleye girişti oranın bir zamanlar bir hücre olduğunu ve çok trajik olaylar yaşandığını henüz bilmiyorduk. İçimizde korku ve endişe yükselirken, o lanetli ruhun adımlarını duyduk. Gölgelerden çıkan Eleni, yüzü korkunç bir şekle bürünmüş, canhıraş bir çığlıkla üzerimize atıldı. İlk kurbanımız, en masum ve yaşça küçük olan arkadaşımızdı. Eleni, içindeki öfkeyi dehşet verici bir şekilde dışa vurarak onu paramparça etti. Tenur misali yanıp sönen gözleriyle bize doğru koşarken, diğer arkadaşlarımızın bedenlerini dehşetle izledim. Kimi boğularak can verdi, kimi kana bulandı. Eleninin deliliğine tanıklık etmek ruhumuzu parçalıyordu. Ben, kaçmayı başardığımda zihnimde lanetli adaya dair unutamayacağım anılar taşıyordum. Eleninin gözlerindeki deliliği, ruhundaki karanlığı her saniye hissediyordum. Ancak bu korku dolu anıları paylaşıp onun delirmiş ruhunu dünyaya iletmem gerektiğini biliyordum. Ve şimdi bu hikayeyle size Eleni'nin adada saklı korkularını içindeki çılgınlığı iletiyorum. Onun intikam ateşi sönmeyecek, ruhu adada hala dolaşacak ve bu gizemli adanın sırrı sonsuza kadar devam edecektir. İzole adanın derinliklerinde unutulmuş bir geçmişin izleri hala varlığını sürdürüyor. Eleni'nin delirmiş ruhu fırtınalı gecelerde adada dolaşmaya devam edecek İntikam ateşiyle yanan bir hayalet olacaktır. Ama unutma, karanlıkla dolu anılar ve korkular yanı başımızda her zaman var olabilir.